Arkadaşlar, ikinci dersimize bu anda map'ini düzeltmekle uğraşıyorduk. Girmemiş. Şimdi, burada şöyle riskli bir durum var. Bunun üzerinde oynayacağımız ayarlar birebir bunu da etkileyecek. Çünkü iki materyali de, iki kaplama ya tek bir U ve map kontrol ediyor arkadaşlar. Şimdi gelelim, kontrol gelelim. Şunu oynattığım zaman görüyorsunuz. Hatta şu açıdan F4'ü de kapatalım. Mevzuyu anlayacaksınız. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hem üsttekini kontrol ediyor hem alttakini. Bir tehlikeli bir durumdur. Geri alalım. Pardon, çok fazla geri aldık. Hemen. Bir geri. Evet. Bunun kontrolünü materyal editörden yapacağız. Maps'ten gireceğiz diffuse kanalına. Orada 1-1'miş. 5 diyeceğiz. Gördüğünüz gibi. 5. Daha sonra alt tarafı 3'e getirelim. 3 çok oldu. 2'ye getirelim. Şimdi şuradan da bir bakalım. Evet. UVV'lerden de oynayabiliriz. Şundan da bir değişiklik yapabiliriz. Şundan da değerleriyle oynayarak arkadaşlar değişik sonuç elde edebilirsiniz. Çok verdik. Hemen geriye çekelim. Evet arkadaşlar. Şunu sıfırda bırakalım. Bu rotate içinde UVV'den oynayalım. Şunlardan da değişik sonuçlar elde ediyorsunuz. Buradan blur verebiliyoruz, buradan blur offset verebiliyoruz. Buna herhangi bir yansıma ya da yansıma vereceğiz. Yansıma verelim, evet. Gerçekçilik payı olsun. Bump atamayacağız bunu arkadaşlar. Hemen bir kayıt yapıyoruz. Bunu da bu şekilde bitirdiğimizi varsayıyoruz arkadaşlar. Gelelim şu kısma. Bu kısmın üstüne bir şey uygulamayacağız. M diyoruz, giriyoruz buradan aynı hop buraya atarak. Göster kendini diyoruz. Buraya da hemen U ile atadığımızda box diyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde ortada. Aynı değerler arkadaşlar. Buna da girelim. Gelelim box'tan. Küçültelim, küçültelim, küçültelim. Tabii ki burada dikkat etmemiz gereken işlem biliyorsunuz. Bitiş yerlere. Bunu da böyle bırakalım arkadaşlar. Aynı kaplamamızı buraya da atamış olduk. Şimdi tekrar kayıt yapıyoruz. Bu kayıt yapın arkadaşlar. Menfaatiniz olacaktır. Üst tarafı gözükmeyecek. Lavanda bizim kameramıza odaklandı ama burası olacak arkadaşlar. Kontrol dedik. Evet. Şimdi yer kaplamamızı yapmamızın vakti geldi. Pardon, yer kaplamasına şu arka tarafında seramik kaplamasını atalım. Material editör. Şuna bir isim verdik. Konu verdik. Yan yana gidiyoruz. Buna da seramik diyelim arkadaşlar. Standart. Buraya materyal. Full beyaza çekiyoruz. Tabii ki 0.75 bir parlaklık. 20 kadar bir yansıtma yapacağız bu işlemi. F4'e basıyoruz. Bunu seçiyoruz. Poligona geliyoruz arkadaşlar. Bunun seçimini hangi penceremizden daha kolay yaparız? Bu. Şu şekilde arkadaşlar seçtik. Tabi her zaman kontrolde fayda vardır. Başka herhangi bir seçimleri hakkında. Evet. Tarihtörümüze geliyoruz. Buna tıklıyoruz. Atadı. Şuna bant diyorum arkadaşlar. Buraya ne yapacağımızı size anlatmıştım ilk dersimizde. Bunu da full siyaha çekiyoruz. Okey diyoruz. Giriyoruz. Şu birazcık sahnemizi yatıralım. Bunda sadece gözüken yüzeyleri atmamız yeterli. Ama bu taraf gözükmeyecek zaten. Seçiyoruz. Ata diyoruz. Hadi %5 de yansıtma verelim. Hafif de 0.9 diyelim. Herhangi bir şey yansıtırsa. Silik bir yansıtabilir. İsterseniz bir render alıp durumun ne alemde olduğuna bakalım. Şimdi şuradaki kaplama gözükmemesi sebebi poli açıkken yaptık. Şimdi orada poli kapatalım. UVMF'e geçelim ve bir daha render'ımızı alalım. Bu sefer sonucu görün.
Bu düz mekseninde şey olduğu için herhangi bir şey yok. Buradaki kaplamamızdaki sıkıntı o ışıklandırmada gözükecek. Belki bump'ını biraz arttırabiliriz onu. Ama şuraya gelelim. Bunun bump'ını yanılmıyorsa 30'da bıraktık. 90'a çıkartalım. İçiniz rahat olsun. Bir daha render alıyoruz. Şuradan dediğim yerden render ete getirelim. Kendi biraz daha belli etmeye başla. Şu anki belli etmemesinin sebebi arkadaşlar render ayarlarımıza global animasyon kapalı olması. Küvetimiz için bir de su yapalım dilerseniz. Hemen şu pencereye gelelim. Bir box ya da plane ile de yapabiliriz bunu arkadaşlar. Plane tercih edelim. Şuna gelelim şöyle. Bırakalım. Evet, altta olmuş. Şu kadar bir yüksekliğe getirmemiz. Bir de biraz daha yükseltelim. Sizi mi kıracağım? Evet. Yükselttik hemen. Ne diyoruz? Boş bir slot seçelim. Ya da water diyelim. Standart ve materyal. Şimdi rengi koyayım mavi olsun. Değiştiririz duruma göre. Yansıtmamızı 20-20-20 verelim. Suyumuz parlak olacak. Glossini yaşalım. 0.8 milyon parlasın. Sonrasında tabii ki şeffaflığımız olacak. Şöyle iyi bir şeffaflık da atadık. Maps'e geliyoruz. Su efektimizi yapacak. Musi'yi pump kanalına atıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi kocaman oldu. Ama bir test etmeden bir şey söyleyemeyeceğiz. Hemen bir test render alalım. Bakalım bizim su efektimiz ne halinde. Gördüğünüz gibi nasıl şu anda buraya bayağı büyük geldi. Hemen şuradaki değerlerimizi 63.5'miş. Biz bunu 25'e düşürelim arkadaşlar. Bir daha bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi kendini daha da belli etmeye başladı. Şuradaki değerleri de yükseltelim. Mesela standart 5.5.5 yapalım. Ne olacak? Yine kendini biraz daha belli etmeye başladı arkadaşlar. Daha bunu hafif kesit gibi bir açıdan bakalım ki yüzeydeki kabarmaların durumunu görebiliriz. Pardon. Hemen şuradan. Ha, bu kadarlık bir şey yeterli. Ha, bu benim için yeterli değil diyorsanız buradaki 30'u atın, bump değerini 60'ı çıkartırız. Biraz daha bakarız. Gördüğünüz gibi kendisine daha da belli etmeye başladı. Render'ımızı iptal ediyoruz. Görüyoruz. Bu kısmı da tamamladık arkadaşlar. Şuraya havluluklarımızı yapacağız. Aksesuar işini en sona bırakıyorum. Şimdi uzaktan bir görünüş. Evet, dikkat ederseniz daha tavanda yapmadım. İçeride iki çeşit ışıklandırma kullanacağız arkadaşlar. Onu hemen size belirteyim. Bir gündüz ışıklandırması, dışarıdan var ışığı. Bir de gece aydınlatması, yani tavanı yerleştireceğimiz lambalar. Bu lambalar Ray Light olmayacak. Ray Light metal olacak. Onu hemen size belirteyim. Pek sık rastlamayacağınız ışıklandırma sistemidir. İç mekanlarda genelde böyle ışıklı duvar yapımında spot ışık. Fotometrik ışıkların taklidinde kullanılır. Şimdi biz bunu kopyaladık ama bunun üstüne bir UVMF atacaktık. Hemen atayalım. Atadık. Box diyelim. Birazcık inceltebiliriz. Sıkı olsun. Okey. Bu bizim için yeterli olacaktı. Şimdi arkadaşlar bir tane şöyle atadık. Şimdi biz bunu bu tarafa doğru 3 adet atsın bakalım. Bakalım şuradan da hemen. Evet, istediğim yere kadar ideal bir şekilde geldi. O zaten şeyimizin altında kalıyor. Problem değil. Hemen şöyle seçiyoruz arkadaşlar. Seni değil, heyecanlanma. Evet, şunu tekrar shift'e basarak arkadaşlar şöyle bir çoğaltma yapmadan önce biraz yakınlaşalım ki ara boşlukları düzgün olsun.
Evet, buna 3, 4, 5, 10 sıra atalım, fazlasını sileriz. Parayla değil ya. Yani. 11 sıra atsak tam geliyormuş. Yani buradan bir kopisini de alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bırakıyoruz, okey diyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı bir kısmını hallettik. Şöyle seçiyorum arkadaşlar. Hemen. Şu kısmını atamaya gerek yok, zaten gözükmeyecek bir yer. Tabii ki kopyalamadan önce yakınlaşıyoruz, ders boşluklarını düzgün ayarlayalım. Seni de seçiyoruz. Hemen geri alıyoruz. Shift'e basmayı unuttuk. Evet. Şöyle getiriyoruz. Okey diyoruz. Bıraktık. Şimdi bir adet daha çoğaltacağız. Üst üste binmesin. Okey. İki sıra atıyorum. Evet. Şu kısımda kaldı. O kısım içinde yapacağız. Şimdi hemen bir sıra daha. Zıt tabii. Çok uzağız. Biraz yaklaşalım. Mouse. Mouse'un sinir edici hareketleri de olur. Evet, bu kısmı da böyle bitirdik arkadaşlar. Şimdi şu 1, 2, 3 adedi seçiyoruz. Şöyle kopyalamıyoruz tabii ki. Evet. Yakınlaştı, yakınlaştı. Okey. Bir tane daha hemen yanına atmamız bizim yer kaplamamızı bitirmiş oluyor. Kısımda zaten duşakabinimiz var. Hemen kuş bakışı bir render alalım. Perspektiften aldı. F10 diyoruz. Şimdi kuş bakışı renderimizi alacak arkadaşlar. Şuradaki suyumuzu görüyorsunuz. Üzerindeki kaplamaları, yere atadıklarımız, duvarlarımız, bunun üstünü boş bırakmıştık. Bu dış kontrolü duvarları arkadaşlar beyaz renkli yapacağım. Yani şu duvarımızı beyaz renkli yapıyoruz. Kuş görünüşü böyle. Hemen şunu kapatalım. Bir save diyelim. Seni de kapatalım. Şu anlık ihtiyacımız yok. Evet. Baktığımızda kapımız ama F4'ten dış hatlar kaldı. Evet arkadaşlar. Sahnemizi büyük ölçüde bitirmiş bulunuyoruz. Hemen M'ye basıyoruz. Boş bir slot seçiyoruz. Glass diyorum. Beige, light materyalde. Bunun değerleri 1 kalacak arkadaşlar. Unutmayın. Yoksa sahnenizi mahvederler. Üstünde bir değer kullanırsanız. Ama yine sahnenizde başka bir ışıklandırma kullanmayacaksınız. Değerini arttırabilirsiniz. Ben başka bir ışıklandırma kullanacağım için arttırmanızı öneriyorum. Şu kısım var. Ben penceremize bunu atayalım. Seçiyoruz. Okey diyoruz. Evet, bir kayıt yapıyoruz. Şimdi geldik bu duvarlarımıza arkadaşlar. Bu duvarlarımızı düz beyaz yapacağız. Bu 2 diyorum. Tabii ki burayı teryel seçiyorum. Beyaza çekiyorum. Seçili. Okey diyorum. Duvarlarımız beyaz oldu. Gördüğünüz üzere. Şimdi sıra geldi tavanımıza arkadaşlar. Tavanımızı yapacağız. Hemen top penceresine geçiyoruz. Üçten her zamanki hali plane diyorum. Bir plane'den geliyoruz. Şu kısmı kapatıyoruz. Sonrasında pencereden plane'imizi şuraya kadar getiriyoruz. Ve bunu 90-100 yani geri alalım. Kaçırdık. Dikkatli döndürelim arkadaşlar. Plane tek taraflı bir nesnedir. Yanlış tarafını açarsanız simsiyah çıkar. İstediğiniz kadar ışıklandırmak 11. 2. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun M'den şuraya geliyoruz. Up diyorum yukarı.
Burayı seçiyorum. Tavanımızı da beyaz yapacağız. Işıklandırma da bize yapaylısı olacak. Atadık. Tabi tavanı seçilirken Izure Selection mutfak modelleme dersinden hatırlarsınız. 4. Bunu poliye çevirmeden önce 4'e 5'miş. 6 lira 10 yapalım. 8 lira 6x yapalım. Şimdi ışığımız tavanımız bayağı yüksek. Şu kadar kuvvetli olmak zorunda. Bizim klozetimiz şu kısımda yer alacağı için bunu hemen poli yapalım. Şu kısımda olsun. Aslında şöyle bir ışıklandırma seçelim. Bu kısım için. Güney yakın olmasına şöyle seçelim. Nasıl bir sıra atarak böyle devam edelim arkadaşlar. Evet. Şimdi buralara hep buraya light material atayacağız. Etki ediyoruz. Hemen zorluyorum seçilirken izole selection diyelim. Bunun asıl yüzün olduğu kısma geçiyoruz. Bu şekilde oldu. Mesela şunları kaldırabiliriz. Bize herhangi bir esprisi olmayacak. Evet, buradan insert'ı tıklıyorum. Ve bunları bu şekilde yüzey oluşturuyorum. Extrude diyorum. Ve içeri seçiyoruz arkadaşlar. Ve bırakıyoruz. Bunlar bizim tavan lambalarımız oldu. Şu kısımda light diyorum. Buraya light material seçiyorum. Değerini 5 atıyorum. Kapatmak isterseniz 0'a getireceksiniz. Bunu da belirteyim. Sonrasında bu şekilde seçiyoruz. Bu yüzeyleri atamasını söylediğimizde pardon, atalım. Evet arkadaşlar, bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşürüz.